Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda Yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda Gözlerimde yaş kalbimde sızı unutmadım seni unutamadım Ne olur anla beni Unutmadım. Ne olur anla beni. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı. Unutmadım seni. Unutmadım. Unutmadım. Ne olur anla beni. Evet biz bizden herkese iyi akşamlar. Herkese iyi hafta sonları. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili Oktay Kaynarca bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş, hoş geldin Oktay'cığım. Teşekkür ederim. Evet Barış Manço Pazar Sıkını Ölüm Yıldönümü. O yüzden onun bir parçasıyla açalım istedik. <laughs> evet. Değerli bir müzisyen. Ruhu şad olsun. Evet. Ruhu şad olsun. Şahat, güzel, güzel adamdı. Allah rahmet eylesin. Çok. Yani, hakikaten memleketin yetiştirdiği önemli müzisyenlerden, güzel adamlardan bir tanesiydi. Hepimizin mutlaka bir anısı var. Düşünsene yani 7'den 70'e. Aynen. Sen Karşı karşıya geldiniz mi hiç? Evet evet. Birkaç Hı. kere karşılaştık. Bir, bir sohbet etme fırsatım olmuştur. Güzel adamdı. Acaba sabah o meşhur programda sen de o çocuklardan birisi olabilir misin? Yok o kadar değil. <laughs> o kadar değil. Ben o zaman çok büyüktüm ya. <laughs> Burada yas <yastıracak> ortaya. <laughs> o programın aynısını yapmayı düşünüyorum ben. Vay, Ama işte. evet çok güzel program. İnanılmaz çok bir güzel şeydi. program hakikaten. Yani ona benzer bir şey yapılamadı da bir daha kaldı zaten. Gerçekten. Kimse beceremedi o samimiyeti bir daha. Gerçekten. O sıcaklığı kimse yakalayamadı. O çok şeydi. Kendisi gibi bir adam olduğu için insanlar da çok güzel şeydi geçiyordu o kendisi olması. de sabah herkes kalkıyordu Türkiye'de o saatte onu seyrediyordu. Yani çocuk programı olmasına rağmen herkes onu seyretmeye kalkardı sabah. Ya Dünyayı onun sayesinde tanıdık ya. Japonya'da falan çok bilinen tanınan bir adam. Konserleri tıklım tıklım. Evet. Allah hepimize öyle başarılar nasip etsin. Sizin diziniz de öyle bu arada efendim. 6 sezon. Vallahi evet ya 6. sezon doğru. Ve hep zirvede. <laughs> Maşallah çok iyi gidiyor. Yani gerçekten çok iyi gidiyor. Ee, şimdi sizin soracağınız soruların toplamını kafamda ben bir toparlayıp Siz sormadan anlatacağım. Eşki alayı. Evet, evet. Bu başarı neye bağlıyorsunuz? Aynen <laughs> bu, başarı bu başarı niye bağlıyorsunuz? Bu başarı başarının durumu ne olacak? <laughs> ya bir kere ben hep söylüyorum. Diyorum ki bu tür işlerde e, masanın dört ayağının sağlam basması gerekiyor yere. E, kastı, rejisi, senaryosu ve yapım bunların hepsinin gerçekten çok sağlam basması gerekiyor yere ki o işin devam edilebilirliği şey olsun sağlam olsun bunların hepsi bizde var Allah'a bin şükür çok iyi ama birinci sıra ne derseniz bence senaryodur her daim senaryodur çünkü dünyada da öyle zaten kesinlikle bir işin kitabı derler yani önce kitabının olması gerekiyor siz ne kadar neyi ne yaparsanız yapın dünyanın en iyi kastını bir araya getirin. Eğer elinizde iyi bir senaryo yoksa mümkün değil. Hiçbir şey yapamazsınız ki örneklerini görüyoruz. Çok. Yani zaten. O yüzden Allah'a bin şükür çok önemli bir yazar ekibi var. Öyle bir durum var ki mesela sokakta o kadar enteresan insanlarla karşılaşıyorum ki bizimki böyle bir erkek eşiymiş gibi gözüküyor olmasına rağmen. Ama her kesimden her eğitim seviyesinden insanlarla karşılaştığımda öyle güzel tepkiler alıyorum ki bu tepkilerin karşılığında ben hakikaten bazen şaşırıyorum. Mesela bir tanesi diyor ki geçen karşılaştıklarımızdan bir tanesi bir bayan bu. Diyalogların muhteşemliği, sahiciliği ve bizi sürekli ters köşeye yatırıyor olması ve yerimizde gülümsetirken aslında düşündürüyor olması gerçekten bir ders konusu diyor. Çok güzel. Kesinlikle. Muhteşem bir. Öyle. Ne kadar güzel. Ben de senaryoyu aldığımda elime gerçekten böyle hissediyorum. Meraklı senaryo bekliyorum mesela ben. Ne güzel. Senaryoyu aldığımda okuyunca gözümün önünden geçiyor ve bir an önce dişlerim uzuyor tabiri caizse. Sete gidip de oynayayım şunu diye. Ne, çok ne güzel 6 altı sezon olmuş hala bunları söylüyoruz. Evet, hala heyecanla gidiyoruz. Ya çok o güzel. masadaki emek ve kahvaltı masasındaki o, o, hanımların Değil konuşmaları, mi? erkeklerin arkasındaki duruşu. Değil mi? Ya, o güç. zaten kadınları da evet. orada bağlıyor yani Kadın diliyle de onu yazıyor Aynen. olmak çok önemli bir şey ya. yani Bu etrafını çok iyi gözlemlemekle, e, bu etrafını çok iyi biriktirmiş olmakla, heyvene doldurmuş olmakla ilgili bir şey. Yani bu okulla mokulla olacak bir şey değil. Gerçekten öyle. Yani diyalog yazmak mesela aslında normalde dışarıda da bir iş. Hı hı. E, senaryo yazılır. Tamam. Sahneler de yazılır ama onun diyaloglarını mesela başka bir ekip yazar. Bizimkiler Kafadan sahneye diyaloglarla girip, Bodosluma girip yazıp çıkıyorlar. Müthiş. O yüzden çok değerli. Bir de siz setteyken o arada gelebiliyor diyaloglar. <laughs> <Tabii> Bunları <laughs> çok duydum. Şimdi bizim, Bahadır'dan. <laughs> e, şimdi vallahi tabii yani e, bir önceki bölümde şöyle bir şey geldi başımıza. E, sevgili Sabine rahatsızlanınca ve artık uzunca bir süre geriye dönüşü gibi bir durum söz konusu olmayınca. Yeni bir plan vardı akıllar akıllarında ikinci sezonun başlangıcında kucaklarına böyle bir şey düşünce bununla ilgili hemen pozisyon aldılar ve neredeyse biz o bölümü e, valla o kadar ağırlıklı bir bölümü iki buçuk günde falan çektik. Of oh. Çok ciddi. Yani e, şöyle oluyor bazen senaryo artık fasikül fasikül geliyor. İşte. Yani, <laughs> hani onu sete... duydum ben Bahadır'dan evet, üçüncü sezonda duydum. Evet. Duymuştum. Evet. Evet. Ee şey durumu nasıl siz? mesela rekor nedir senin için? Girdin sete ve bilmem kaç saat demiyorum. İki gün sonra, bir buçuk gün sonra çıktığın oldu mu? Ya da daha fazlası oldu mu? Bir 36 saatim 36 var. 36 saatim of. var değil mi? İnanılmaz. 36 saatim var. Şimdi biz iki ekip çalışıyoruz doğal olarak. Bir ekip öbür sahneleri çekiyor, bir ekip bizim sahneleri çekiyor diyelim ama yani şimdi şöyle bir durum söz konusu. dizinin ana rollerini oynayan oyuncular için bu Tabii hiç öyle değil. Yani mesela bir ekip beni alıyor, sahneyi çekiyor. Fakat aslında öbür ekibin tekrar gidip dinlenmesi gerekiyor. O ekip dinleniyor, bizim ekip dinleniyor, öbür ekip beni alıyor. Ama hmm. onlar dinlenirken ben dinlenemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha, ondan iki iki oktay yok ama iki ekip var. <laughs> ama tabii mecbur. Ben çok böyle yüzümde şeyle, buz torbalarıyla hmm. oynadığımı bilirim. İnanılmaz. Yani. Peki pandemi nasıl geçti, neler yaptınız? Normal hayat normal, yani hayat nasıl akıyorsa öyle devam etti benim için. Çünkü ben zaten haftanın dört günü neredeyse hatta bazen beş günü setteyim. Evet. E, setteki önlemlerimizi mümkün olduğu kadar aldık. E, mümkün olduğu kadar orada e, bütün önlemlerle birlikte işimizi eskisi gibi yapmaya devam ettik. E, ondan geri kalan zamanlarda da zaten hani bir gün dinleniyorsun. Bir, öbür günlerde de işte kendi işlerine bakıyorsun. Ya, ofisim vardı benim ofisimde otururum bir yere gitmem. En kötü dışarı yemeğe gitmemiştindir. <laughs> Ya gidemiyoruz zaten kim nereye gidemiyorsa biz de oraya. ama eş dost yemeğe gelince veya biz onları yemeğe gidince o hasreti gideriyoruz ama tabii hakikaten bu süreç bize çok şey gösterdi yani de... en çok neyi özlediniz mesela? E dışarı çıkmayı özledik tabii mesela <laughs> akşam insanlarla bir yere gitmeyi, bir yerlerde yemek yemeyi, e, e, tiyatrolara gitmeyi, sinemalara <laughs> gitmeyi bunların hepsini doğal olarak herkes özledi, hepimiz özledik. Bir an önce şu bela başımızdan bir savuşsa gitseydi. İnşallah yani biz de normal hayata döneceğiz inşallah. inşallah. Peki bir farkındalık yaşadınız mı? Herkeste bir aydınlanma, bir dönüşüm oldu? Ya şey yok oldu öyle mu? değil. Yani benim öyle bir aydınlık yaşamak gibi bir durum söz konusu değil. Yani böyle bilgeler gibi "Aa kendimi buldum arkadaş. Vay be." falan diye öyle bir durum yok ama bundan sonra dünyanın eskisi gibi olmayacağı çok net. Mesela birçok şeyi gözden geçirmeye başlıyoruz artık. Ya bu kadar binalara gerek var mı? Hı hı. <laughs> Okullar bile artık uzaktan eğitim yapabiliyorken Herkes artık evinde, ofisinde çalışabiliyorken, mahkemeler bile uzaktan organize edilebiliyorken, bütün bunların hepsi artık sistem olarak bu kadar teknolojiyle iç içe yaşanabiliyorken, şimdi bu kadar ofis ne olacak? Mesela bu binalar ne olacak? Bundan sonraki sistem değişikliğinde neler yaşayacağız? Bunların hepsi böyle bir enteresan bir şekilde karşımıza çıkacak. Bakalım. Dijital dünyaya hemen adapte oldunuz mu peki siz? Hala olamadım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte onu çok merak Bak ettim. Bak şimdi mesela ben canlı yayın severim. Hı hı. Girersin çıkarsın hatasıyla sevabıyla. O bir şekilde kendini toparlar yani neyse. Ama hani bu şey üzerinden, e, bu program, programlar evet. üzerinden böyle bir şeye katılırsın ya. Yayınlar. E, yayınlara katılırsın. Elim ayağım titriyor. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum elim ayağım titriyor. Diyorum ki lan şimdi bir şey olacak burada birisi bir şey söyleyecek. Bir, bir ağzımızdan bir şey kaçıracağız. Niyeyse yani normalde televizyonda canlı o kadar canlı yayın sundum. Tabii. O kadar sunuculuk yaptım. Hiçbir sıkıntım yok. Orada onu beceremiyorum. Tutuluyorum. Böyle bir dikkatli olma telaşı düşüyor bana falan. İşte ondan falan. da çünkü sen içi dışı bir olan adam olduğun için bir şey gelecek. O da ben ne bileyim ben bir ağzımdan yani. bir şey kaçacak. Bir şey olacak. Beceremiyorum onu falan. Böyle bir tuhaf bir durum var. Birini çağırıyorum mutlaka. Ayarla şunu bak diye. <laughs> Tabii vallahi yani benim galiba o, o meselelere uyum sağlamam zaman alacak. Oktay 40 yıl dile kolay ya. Nasıl geçti 40 yıl sanat hayatında? Olmuş mu? Olmuş. Maşallah <laughs> 16 ya. 16 yaşında başlamadın <laughs> mı? Ya 16 değil aslında. 18-19 diyebiliriz. Ee... Maşallah. Biz tanıştığımızda 89 Gençler Dizisi Adem Kılıç. Vay be. Ben e, benim ilk gazetecilikteki şeyim. Evet. sete gideşim. Evet. İlk set sizin sete Biz geldi. Bizim set sete mi geldin? Vay be. 89 Kadir Çelik. Doğru. Beni dedi ki git bakayım gençler diye bir set varmış. Adem Kılıç'a selam söyle dedi. Üç tane genç var onlar Fikret Kuşkan, sen Ziya Kürk. Dört tane aslında. Dört Cetin hep mi sınıf arkadaşıyız. Konservatuardan i̇şte. sınıf arkadaşıyız. Ve TRT'nin ilk gençlik dizisi. Aynen. Muhteşem bir diziydi. Ondan sonra tabii yani bir de TRT var başka bir şey yok düşünsene. Tabii. Ve biz konservatuar öğrencisiyiz. Bizim havamıza bak. Tabii. Bir de sizin... Bütün Türkiye bizi seyrediyor. Yani zaten <laughs> seyretmek zorunda yani. Başka bir şey yok çünkü. <laughs> 6 saat geçiyordu setle müthiş bir Nereden yani. nereye yani? Ben, ben yani. o zaman 2 yaşındaymışım şimdi. Öyle mi? 2 <laughs> <laughs> yaşındaymış Öyle mi? Evet. Peki bir şey soracağım. Sizin konservatuar çok meşhur. Siz herkes o dönemden çıkmadı değil mi? Sizin Önem, okuldan önemli çıkma. Önemli bir önemli bir eğitim kadrosu vardı zaten. Öğretim kadrosu vardı. Yıldız hanımlar, Ahmet Beyler. Hı -hı. ...Güngör Dilmenler, Haldun Dormenler, Müjdat Gezenler, onların hepsi hocamızdı ve biz çok şanslı bir kuşaktık. O yüzden ben kendimi çok şanslı addediyorum. Yani e, acayip bir okuldu, hakikaten acayip bir okuldu. E, şimdi o kadar çok konservatuar var ki, e, o konservatuarların tabii ki içeriğini bilmiyoruz mutlaka, iyi şeyler yapıyorlardır ama... ...bütün oradan mezun olan e, birçok oyuncu arkadaşımız da mesela hocalığa başladı ondan sonra e, demek ki oranın şeyi mayası harcı gayet sağlam ve iyiymiş ki e, bizim sınıftan özellikle bir, bir sürü güzel insan çıktı kimler? E, sektörü ayakta tutan Hı -hı. bir sürü insan çıktı Evet. memnun musun baktığında geçen yıllara vallahi geldiğin geç, noktaya valla benim dün doğum günümdü çok sevdiğim bir arkadaşım aradı dedi ki memnun musun? aynen bu soruyu sordu <laughs> dedim ki çok memnunum Hayat bize daha ne verebilir ki dedim Sağlıklıyız işimizi yapıyoruz Seviyoruz Bir sürü sevenimiz var Söylediğimiz laf dinleniyor İnsanların söylediklerini anlayabiliyoruz Dünyaya güzel bir şeyler katmaya çalışabiliyoruz ee, Mümkün olduğu kadar dünyayı güzelleştirmeye çalışmakla ilgili bir sürü telaşımız var Yaptığımız işten de dolayı aslında e bundan ötesi ne olabilir ki dedim. Allah daha ne bahşedebilir ki insana? Yani bu kadar süre içerisinde yarın gözümüzü kapatacak olsak, yarın gözümüzü kapatacağımızı bilecek olsak ben şükürler olsun derim. E güzel. bence güzel bir ömrüm oldu benim. Ne, yani ne, maşallah maşallah e, Allah razı olmasın çok memnunum. Ne güzel nice nice güzel yıllara. <laughs> Peki izledim. dönüp baktığınızda kariyer yolculuğunuz zorlu muydu yoksa şanslı mıydı? Ya ben şanslı. insanların şanslarını kendilerinin yarattığını düşünüyorum. Ee, ama şans faktörü vardır tabii ama e, benim hep söylediğim çok sevdiğim bir laf var. Şans hazırlıklıları sever. <laughs> çok güzel hakikaten. Çok güzel. Doğru. Ee, eğer hazırlıklı değilsen geçer gider. Bakarsın arkasından yürür gider yani sen de kalırsın öyle. O yüzden hep hazırlıklı olmayı seçtim ben. Mümkün olduğunca hep hazırlıklı olmayı seçtim. Mesela hiç üzerime vazife olmayan bir sürü e, işe burnumu soktum ki fikrim olsun onunla ilgili. Çünkü bir oyuncunun bir sürü şeyle ilgili fikrinin olması gerekiyor. Çünkü bir gün karşına gelecek senaryonun e, senaryo ile ilgili çalışmaya vaktin olmayabilir. Burası öyle çünkü yani dışarıda öyle değil. Yani otizmli bir şey birini oynayacaksan gidip bir otizmli seyretmek zorundasın. Veya işte ne bileyim başka bir karakter varsa gidip onu incelemek, e, takip etmek zorundasın. Ama bizde öyle değil. Bizde öyle bir vakit yok. Senaryo geliyor hemen set ediyorsun. O kadar yani. Bununla ilgili heybende ne biriktiriyorsan, cebinde ne varsa o cebindekilerle yola çıkıyorsun. O yolculuğu öyle tamamlıyorsun. Ondan sonra diyorlar ki ya sen bu adamı nereden tanıyorsun? Ben bilmiyorum. Tanımıyorum ki böyle bir adam. <laughs> yani böyle bir adam yok. Biriktirmişim demek. Birçok adamdan onu ben bir adam yapmışım. Oyunculuk biraz öyle bir şey zaten yani. Uh -huh. O yüzden e, zorlu mu? Zaman e, zaman tabii ki zorluklar yaşadık. Yani e, hiçbir şey kolay olmuyor. Tabii ki zorluklar yaşadık. Birçok kere... Ki bir oyuncunun başına sık sık gelir bu. Ee, yani genç oyuncu arkadaşlarım da kula, kulağına küfe olsun. Iskaladım mı acaba diyebilirsin. Hmm. Öyle bir hmm. noktaya gelirsin ki. Ki oyuncuların ıskalama şansları çok yes. yüksektir. Önemli bir risk içerir bu meslek. Iskalayabilirsin. Yani şunu söylüyorum ben kendi kendime net. Eğer oyuncu olmasaydım ve bu kadar çok emeği başka bir işe verseydim bence yine başarılı olacaktım. Nasıl? Çünkü çok emek verdim. Yani gerçekten çok çalıştım hep çalıştım. Yani hiç durmadım, hep çalıştım. Ve hala da e, çalışmak için can atıyorum yani. Sürekli yaptığım işi çok sevdiğim için bir de bizim işi sevmeden yapamazsın. Mümkün değil. Hangi yani, iş? öyle üf, ki ya şimdi sete gidilir mi duygusuyla gidemezsin. Yani biraz önce söylediğiniz 36 saat çalışmak falan gerçekten sevmeden <laughs> gidemezsin evet. Ve yani çektiğimiz sahneleri motor dendiği andan itibaren benim gözümün önünde hep şey diye hiçbir şeyi kaçırmamam lazım. Yani bununla ilgili en ufacık bir açık vermemem lazım. Yani her şeyi müzisyen arkadaşım bilir. Bütün notaları basmayı, o, o tonla basmayı ve o müzikaliteyi tutturmayı hayal ederek e, o sahnenin içinde olmayı seviyorum ben. Mümkün olduğu kadar hiçbir şeyi kaçırmamayı seviyorum. Bir de bende bir gözlem oluştu. Sen de, biraz önce söyledin ya onları yaşamayı işte otizmliyse öyle yaşamayı. Sen şimdi iyi anlamda kötü anlamda değil herkes biliyor biraz Oktay Kaynarca'nın geçmişine baktığında ya da e, kimlerle görüştüğünü baktığında neden Adanalı'da çok başarılı neden Çakır'da başarılı neden şimdi Hızır'da başarılı zaten birebir öyle bir ortamlar kötü ortamlar olmasa bile onların iyi ortamları çok değerli devlet adamlarıyla değerli tabii. isimlerle sen aynı masada oturmuşsun tabii. genç yaşına rağmen tabii, tabii, tabii. görüşmüş ol her kesimden arkadaşım vardır benim her kesimden Mesela yani dün bu bir hani bir, bir marifet diye söylemiyorum. Yani oyuncu arkadaşlarımla doğum günü münasebetiyle bir araya gelmek gibi bir durum söz konusu olduğunda hani ufak bir grupla onların arasında bizim set amirimiz de vardı mesela. Yani ben o, o anlamda e, benim için bakan da bir e, insan olarak sette bize çay getiren çocuk da bir. Ne güzel. Onları ayırt etmem mutlaka onlardan öğreneceğim, onlardan göreceğim, onlardan besleneceğim veya paylaşabileceğim, etkileşim içinde olacağım. Mutlaka birçok şey olacağını düşündürüm hep. Aynen. Ne güzel çok takdir sen. ediyorum. Ama şöyle de bir şey var. Fazla mütevazı olduğunuz zaman saygını yitirirsin gibi bir söylem var. onun söylenme. bir çizgisi var. Yani o şey hani çok da mütevazı olma, inanırlar. <laughs> Hı, evet. diye bir laf var ya. O yüzden istimal de olabilir. Onun da çizgisini bilmek lazım biraz, tutturmak lazım onu. Çok da fazla. Yani öyle bir dengesi vardır ya onun. Hı hı. Onu zaten el yordamıyla bulursun. Hep yani kendi kendine bulursun bir şekilde hı. onu. Güzel. Hı hı. Peki canlandırdığınız <laughs> karakterler arasında özlediğiniz var mı? Bugün şuna geri dönsem çok özledim dediğiniz bir karakter? İlginç bir soru. Şimdi düşünüyorum aslında. Yani aslında hepsi çok iyi rollerdi. Evet. Hepsi seçerek oynadığım rollerdi. Şimdi A2'de mesela Adanalı efsane yine. Gençler evet. şu anda seni oradan yakın Adanalı'nın herhalde 35 bin tekrarı şu anda. <laughs> Ger Gerçekten yani Herkes öyle. ezbere biliyor Adanalı'yı. Yani <laughs> evet. Ya Serenay'da oynuyormuş diyenler oldu ya. Ya, ya Serenay'ın ilk aile Serenay'da oynuyormuş diyenler oldu. <laughs> Orada hakikaten çok eğleniyorduk ama. Çok. Yani ben hayatımda o kadar çok gülmedim bir işte ya. Yani gülmekten artık eee Tayfun çekiyordu ve yazıyordu aynı zamanda. Artık Tayfun kameranın arkasında kendi bozuyordu gülerek. <laughs> Tayfun'u setten dışarı çıkarıyorduk. <laughs> Git güldürüyorsun bizi diye. Gülmekten ben 20 tekrar yaptığımızı bilirim. Ya. <laughs> çok eğlendik orada. Gerçekten çok eğlendik. Sinirimiz bozulmuştu artık. Yani gelen sahneleri çekerken orada e, herkes full konsantrasyon girer, sahnenin ortasında patlar. Ondan sonra tekrar hadi toparla bakalım. Bütün sahnelerde zaten bazı yerlerde de belli gülüyorum yani. <gülüyor> bazı yerlerde seyrediyorum bakıyorum denk geliyor bazen gülüyorum yani bayağı bildiğin. Ulan nasıl çekmişiz bunu arkadaş diyorum yani. <laughs> Öyle aman yayın yapmışız. <laughs> Ama o sıcaklık o samimiyette geçmiş yani <laughs> zaten galiba seyirci. Çok iyi hatırlıyorum. En son 18.5 falan reyting aldık ya. Tabii, tabii efsaneydi. Yani. Bu senin yaptığın yani şeydi, ya şeyin süre şey süremem diyorum. Çakırın şeyi cenazesiz. Böyle, böyle bir şey oldu. Mu hiç ya? <laughs> böyle bir şey oldu. dualar okunup cenazesi kaldı. Gıyabında cenazesiz. Vallahi bir de öyle bir şey bahş oldu bize. Yani. Yani enteresan şeyler yaşadın. Dünyada gerçekten. ilk defa böyle bir şey oluyor tabii. Yani ilk defa bir seyirci refleksi böyle bir şey ortaya çıkarıyor. O da bana nasip oldu. Yani hala onunla ilgili şey yapılır, gırgır gır yapılır. Abi biz senin için. Maçtan önce saygı duruşu yaptık diyen bir sürü insan <gülüyor> <gülüyor> Müthiş. Ya <laughs> Helva yaptık diyenler. Helva Oho. çok var. Helvayı ben de çok duyuyorum. <laughs> Helva yaptık diyenler. Sonra şey e, mezar taşı yapmış ya birkaç tanesi. <laughs> evet ana olsun diye mezar taşı yapmış ya bayağı bildiğin Ya. O noktalara gelmişti o mesele. Ama e, düşün yani ben onu kaç bölüm oynadım ya öyle neredeyse bir sezon bir buçuk sezon falan oynadım ben onu. O kadar büyük etkisi oldu ve çok, hala, hala çok enteresan bir şekilde ölüm yıl dönümünde hala ilan veriliyorlar. Yani Tabii. işte o Twitter'dan oradan buradan falan evet, hala. Sen yani... O kadar oynadın düşün dizi 10 <laughs> yıl mı 10 yıl mı ne sürdü? Evet. Ee, ona rağmen en, ama çok etkiliydi. O. Ama ilk başlan başladığı bölümler çok önemlidir. Yani onun temeli çok sağlamdır. Oradaki oyuncu kadrosuna baktığında çok acayip bir oyuncu kadrosu var. Çok. Devlet tiyatrosundan oluşan çok değerli bir kadro var. Ee, öyle bir temel atıldı ki o temelin üstünde artık zaten istediğin binayı kurabilirdin. Öyle de devam etti. Peki Hızır mı Çakır mı? Ya bence Hızır. Neden Hızır? Çünkü Hızır daha insan. Hı -hı. Ee, daha olgun. Ee, daha her şeye hakim. Daha lezzetli. Aile babası. Daha keyifli. Evet Hı -hı. ve açılımı daha geniş, yelpazesi daha geniş bir adam. O yüzden ben ikisinin arasında hangisi dersen İkisi ya. Öbürü çok renkli bir adam zaten. Ama ben çok hani itiraf etmem gerekiyorsa Süleyman Çakırı oynamak kolay. Hı hı. Yani geriye dönüp hemen tekrar ele aldığımızda hemen o hale getirebiliriz. Yani hemen o o, o forma girebiliriz. Ama Hızır Çakır Beyli karakterini e, biraz evvel söylediğim gibi bütün notalarına basarak oynamak bence çok daha e, önemli ve zor. O yüzden de benim hoşuma gidiyor. Altı sezondur e, sokakta. Rastladığın en ilginç şey ne bu? Mutlaka vatandaş çevirip bir şey yapmıştır. Ya Tebriğin dışında bir şeyin dışında... ...böyle en ilginç olanlardan aklına hemen gelecek bir şey var mı? Ya geçenlerde anlattım. Çok güzel bir öykü o. Yani bilmiyorum bir yerde anlattım mı bunu ama bir daha anlatayım. Ee, bir yere yetişmem gerekiyor. Nereye bilmiyorum. Hatırlamıyorum şimdi. Havalimanından hızlıca... ...elimde çanta falan da yok. Hızlıca geçtim. E, kapılardan da geçtim. Ve işte uçuş kapısını arıyorum neredeydi diye. Atatürk Havalimanında. Oradan bana doğru gelen bir polis memuru bir dakika dedi. Herkes döndü baktı. <laughs> ben de durdum. Efendim dedim kapılardan geçtim kardeşim dedim gördüğün gibi dedim yok dedi lütfen bir şey yapar mısınız dedi yani bir durur musunuz dedi durdum ellerinizi rica edeceğim kaldırın dedi çok sinirlendim tabii yani <laughs> hakikaten çok sinirlendim ve insanlar bana bakıyorlar. Ben telaşla bakıyorum ama yetişmem lazım tartışamayacağım da yani. Hani dediğini yapayım bir an önce uçağa yetişeyim durumundayım. Ellerimi kaldırdım geldi sarıldı. <gülüyor> Aa, <gülüyor> çok güzel. Ya abi ben seni çok seviyorum ya kusura bakma ne olur Allah cezanı vermesin. Diye. Ondan sonra koştur koştur uçağa yetişti. Çok iyi ya. Peki gerçekte öyle mafya sananlar oluyor değil mi? Rahmetli Tarık abinin bir lafı vardır alışveriş yapacaksan benle git derdi. Ha severler evet. Yani şöyle bir durum var. Ee, maalesef şöyle bir şeylerle karşılaşıyorsun. Şimdi mesela komedi oynuyorsan eğer, yani oynadığın karakter biraz böyle e, komedi içerikli bir şeyse, sokaktaki insanlar derim, bakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Yani o hani o, o samimiyetle yaklaşmaya çalışıyorlar sonuçta. Ya bu da çok doğal bir tepki aslında. Hı. Ama şimdi yolda gelirken en az 20 tane araba korna'ya basıp yanımdan geçerken. <laughs> <laughs> ama müthiş Aynen, bir şey bu ya. mı? Ya bu bu o gerçek değil ilgili bir şey onun. Yani insanların seni evin içine nasıl aldığıyla ilgili. E, i̇nsanların evinin içerisinde şükür ki hep ve o samimiyette olduk ve yani bunun en güzel hikayesini bana rahmetli Sadri abi anlatmıştı Yengeç Sepeti filminde. Dedi ki bir gün <laughs> Yolda yürüyorum dedi. Karşıdan roman bir vatandaş belli dedi. Bana doğru geldi dedi. Ah be abem be dedi. Benim karı seni çok sever be dedi. Bilir misin dedi. Şimdi bu ne demektir? Yani evimdeki kadın bile seni o kadar seviyor ki... ...sen bizim evimizin bir ferdisin. Kesin. Bunun arkasından seneler geçti. Geçenlerde, geçenlerde dedim birkaç yıl önce... ...önümdeki araba trafikte durdu. İçerisinden bir aile indi. Kızlar... Anne, bir baba bana doğru geliyorlar. Ne oluyor dedim. Abi ne olur aşağı in ya dedi. İndim. Hepsi de geldi tek tek benimle sarıldı. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Trafiğin ortasında. Tabii ne tabii. Ne kadar güzel. Tabii tabii. Hepsi benimle sarıldı. Fotoğraf çektirdiler. Arabaya bindik gittik. <laughs> çok güzel. Şimdi Ay, bu mükemmel. ailelerinden biri gibi görmesi demek. Ee, bu da çok önemli bir şey bence. Çok, bir oyuncu için çok, çok değerli güzel. bir durum yani bu. Geçiyor karşıya demek ki. Kesinlikle evet. geçiyor ve şey de önemli aileler istiyor Yani aslında bu bir erkek işi değil. Tabii, tabii. Kadınlara evet. mesela duyulan tabii. saygı ne kadar güzel dizide. Kesinlikle. Bir Güç. de tabii bu işte en önemli özelliklerden bu işin en önemli özelliklerinden bir tanesi şu. İlk defa böyle bir dizide erkek pandanslı, erkek e, içerikli dizinin içerisinde bunların kadınları ne yapıyor ya? Bunların kadınları nasıl yaşıyor? Yani onların dünyası ne? O irdelendiği için çok dikkat çekti. Ve o da çok önemli bir şey haline geldi zaten. Ve dizideki karakterlerin toplamı ee, çok önemli şeyler oynuyorlar. Çok güzel roller oynuyorlar. Çok yani çok. <laughs> buraya geldiklerinde onlar da böyle alışveriş merkezlerinde ya da orada burada anlattıkları hikayelerden <laughs> inanılmaz güzel esprili şeyler çıkıyor. Herkes girmiş evi, yani bütün aile evet. girmiş durumda. Evet ama zaten sete gelirsen bir gün göreceksin. Gerçekten öyle bir evmiş gibi orası. Zaten başka türlü geçmez karşı. Hakikaten yani o sete girdiğinde, evin içerisine girdiğinde oradaki herkes zaten öyle yaşıyor. Çok enteresan bir samimiyet vardır bizim setimizde. Daha doğrusu benim oyunculuk anlayışımda uzun işlerde, bu tür uzun işlerde şey çok önemlidir. Set arkası çok önemlidir. Dostluk, arkadaşlık, disiplin. Onların hepsini bir arada tutamazsan çatlaklar başlar. O çatlakları daha sonra sıvıyamazsın. Onları toparlayamazsın ve duvar yıkılır. O yüzden ben mesela başrol oyuncularının ekip başları olduğuna inanırım. Çünkü sette sen nasıl yaşıyorsan, nasıl davranıyorsan, nasıl oturup kalkıyorsan, disiplinin neyse o sete yansır. Çok sahip. Ve insanlar seni örnek alır. Biz de onu görüyoruz yani Geçenlerde yine 4-5 kişi geldi Hepsi Oktay abi de Oktay abi çok evet, şey Ben öğrendi. de çok, çok seviyorum şey... onları çok... Aile gibi olmuşsunuz yani Şükür ki çok güzel çocuklar hepsi Yürekleri çok temiz çocuklar Yani hepsini çok seviyorum Bundan sonra da hani bu işten sonra da Allah yollarını açık etsin İnşallah hepsi çok güzel yerlere gelecekler Elimden geldiğince bu söylediğim sistemi Bundan sonraki hayatlarında onlar da uygulasın istiyorum ki Hep onlara öyle anlatıyorum diyor ki star havalarına girmeyin star buttar onları geçin yani onlar geçici yani onlar yalandan yani öyle şeyler yok gerçek olan insan olmaktır Ne kadar insan olursanız o kadar insanca şeylerle karşılaşırsınız. E şükür ki galiba öyle de olacak öyle de devam edecek onlar için hayatım çok saygılar ama yani sana karşı. Ama de... çok temiz çocuklar zaten. Çok, çok iyi çocuklar. Peki yani. bu bilgi birikimini profesyonel olarak bir eğitim <laughs> yerinde aktarmayı düşünüyor müsün? Ya o kadar az vaktim var ki. Hı -hı. Yani zaten yapacağımız işlerle ilgili, yaptığımız işlerle ilgili çok az vakit bulabiliyoruz. Bir de böyle bir şeye vakit bulmak çok zor. Yani belki hani bilmiyorum böyle bir zaman zaman e, bu özel üniversitelerin konservatuarlarından böyle teklifler geliyor. Ama böyle bir şey vakit bulabilir miyim? Bilmiyorum ama mesela bir konservatuarda oyunculuk bölümünde hocalık yapmak aslında çok net bir şekilde kendi öğrencilik hayatımdan da biliyorum. Bir oyuncuyu bileyler. Bir sürü şeyi tekrar hatırlamanı, bir sürü şeyi tekrar hayata geçirmeni, sorgulamanı ve tekrar insanlara aktarmayı çok değerli buluyorum mesela. Aslında... E, yapsam mı acaba diye Aklımdan da geçmiyor ama Geçmiyor değil ama e, Vakit yani işte Çok iyi olabilir çok değerli vakit çünkü olsun. bence İnanılmaz iyi olabilir bir de iyi, iyi bir şey daha olabilir Senin bir, bir an önce tekrar bir tiyatro oyunda görmek istiyoruz Uzun evet. yıllar ona Aslında da, yani, yani bu gu... iş başladığında e, 6 sene önce Bu iş başladığında biz e, ikinci senedir şey oynuyorduk Google kuşun oynuyorduk ee, doğal olarak Hugo kuşu çok şey uzun 3 evet. saatlik bir büyük bir performans ve zaten ve inanılmaz yani, bir o, e, şey geri dönüş oldu. E, dizi evet çok da iyi oldu. Yani sürekli full salon oynadık. Çok da iyi tepkiler aldık. E, ben kaç sene sonra hatırlamıyorum yani uz çok uzun sene sonra tiyatro yaptım. Çok da keyif aldım tabii. Hala tadı damağımda. Çok da yapmak istiyorum. Ama hep dediğim gibi yani tiyatro çok çok değerli bir şey. Biraz evvel söylediğim gibi yine bir oyuncuyu bileyleyen bir şey sahneye çıkma, çıkmasını bilen, sahnede olabilen insan için e, çok değerli bir durumdur. Ama bu vakit problemi çok önemli. Çünkü Hı -hı. yani onun provaları var, turneleri var. Ondan sonra e, hafta içerisinde oynadığın oyun sayısı var ve sen, ben çok iyi biliyorum, böyle yorgunluktan artık oyundan çıkmışım, elim ayağım tutmuyor, araba beni kapıdan alıyor, sete gidiyorum. Hı -hı. E bununla bir süre sonra başa çıkamıyorsun. Doğru söylüyor. Yoruluyorsun. Hı -hı. Çok da istiyor olmana rağmen yapamıyorsun. İkisi bir arada olmuyor yani çok zor. Hı hı. Peki geçtiğimiz yıl galiba Nurgül Yeşilçay'la bir proje vardı ama o da galiba yoğunluktan iptal evet, oldu. Evet çok heyecanlandık Nurgül'le yapalım falan. Niye? Yani aslında o, yani Nurgül çok heyecanlıydı. O çok çalışkan bir kız Nurgül ben çok, çok. seviyorum. Ee, yüreği de çok sağlam bir kız. Ee, oturduk bir sürü şey konuştuk. Şunu yapalım bunu yapalım. O bir projeyle gelmişti. Ya bunu acaba buna mı çevirelim falan derken sonra fark ettik ki yok ya biz bu işin altından kalkamayacağız. Ee, bunu erteleyelim yani bir televizyon projelerini biraz ara verirsek belki o arada yine bir oyun çıkarırız falan gibi bir şeyle e, parantezde bıraktık. Ama tekrardan olabilir. Ya hayat tabii olabilir yani. <gülüyor> sinema <gülüyor> filmi. Ya iki üç tane sinema filmi projesi masanın üstünde duruyor. Hatta işte bu pandemiden önce geçen yaz bir tane planlamıştık bir şey çekelim diye. Hatta böyle hani bir romantik komedi gibi bir şeydi bu, keyifli bir şeydi. Ters köşe. Hı. Ee, onunla ilgili bütün altyapıyı hazırlamış olmamıza rağmen çekemedik. Ya yani ki de çekmemişiz zaten. Öyle duracak hafta çektiğimiz film. Doğru. E o sıcaklığında korumayacaktı bir süre sonra. Ya işte yani tabii proje çok. Bekliyoruz, Bekliyoruz. bakalım. Kitap. Ortalık bir düzelirse inşallah yapacağız. Güzel. Kitap peki? Hı? Kitap. Kitap. Her sene bir film, bir kitap yazmak istiyorum gibi bir söyleminiz olmuş. Şundan eğer bu hani var olan bu kadar sıkışık dizi düzeninden dışarıya çıkarsak hı hı. E, kafamdaki proje o. Güzel. Yani çok yazmak istediğim şey var çünkü. O kadar çok şey var ki biriktirdiğim. Onları çok yazmak istiyorum ama vakit bulamıyorum. E bir de zaten bir tane film çeksen tamam hayatın zaten bir sene içerisinde bunların tabii hepsi o. seni tabii. olduğu gibi. İyi bir gibi, şey olması için. Evet zaten olduğu gibi seni zaten yerinden kaldırmaz ki. Yani o kadarı yeter şükür o kadarını yapabilirsek tabii. Allah. Keyifli keyifli. Allah yapmak nasip etsin hepimize inşallah. Bir şeye zaman ayırıyorsun ama. Sosyal medyada ayar vermeyi. <gülüyor> <gülüyor> ama bazen, bayılıyorum. Ya bazen evet. kafam çok atıyor Baya, ya. bazen. Evet. Çok evet. attığı zaman da ama on numara oturtuyorsun. <laughs> evet. Ya yani ne olacak? Geçen gün de ne demiştim? Telefon. Bun... Evet. telefon Oturdum onları mu? yazdım biliyor evet. musun? Tek tek. Oturdum tek tek yazdım. Dedim ki ya bunu unuttu insanlar. Hatırlatmak lazım. Çünkü o kadar abuk saat, abuk subuk saatlerde o yazdıklarımın hepsi başıma gelmiş ki. Onu soracaktık biz de. Ne geldi? Yani ne oldu? Ama, ama buna çok buna neden güzel. olan ne oldu? Ya hepsi. Aa. Yani artık o telefon adabını bilmesi lazım insanların. Peki yani... vatandaş ya da vatandaş demeyeyim şimdi vatandaşla senin aran çok iyi de. Yani herhangi biri değildi mutlaka diziden birisidir, <laughs> setten birisidir yok, ya da yok, bir değil. Baş... Ya herhangi biri fark etme sen de olabilirsin. Ha adamım okey. Üç kere Sen de yani anladın mı? Yani işte bu, onu bilmemiz lazım. Yani onu bildikten sonra mesela artık... Dikkatli davranıyor. Okuyan bir sürü insan diyor ki abi artık bu kurallara göre yaşıyoruz. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Ama çok doğru çok haklısın. Unutmuş insanlar onu bir de yani. Evet. Sonuna kadar çaldır. Altı kere, yedi kere. Ya işim var. Belki affedersin tuvaletteyim be kardeşim. Bekle. Üç yani. kere. Ama bazı insanlarda da kötü örnek oluyor. Funda Karayel gibi. Geçen akşam konuk iptali oldu diyorum ki insan ben bu saatte kimseyi arayamam. Diyor. E ne yapacağız <laughs> ya? Ne yapacağız? Ama Sorkası ben böyle yani, ben de yani, bu gibi durumda en kötü ihtimal mesaj atılır. <laughs> Müsaitsen arayabilir miyim? Bu kadar evet. basit. Ben de öyle dedim mesaj atarım evet. e, ama Aile. arayamam dedim. Bu kadar basit. Sen arayabilirsin. <laughs> Değilim be, ara. Bu kadar bitti yani. Ama şeyle ee. ilgili yazdığım da çok güzeldi Sabine Hanım'la anneler ölmez. Evet, o çok güzel Ama hakikaten çok seviyorum çok... ben onu. Ee, o kadar süre içerisinde hayatımda bu kadar disiplinli bir oyuncu görmedim ben. Ee, işinin bu kadar hakkıyla yapmaya çalışan, o yaşına rağmen o kadar çok şimdi seven ve e, o dirayetle o sete gelen Sabina hepimize çok şey öğretti. Gerçekten çok şey öğretti. E, yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi bir kere zaten biliyorsunuz o yurt dışında Makedonya'da yaşayan birisiydi. Zaten e, kendi lehçesiyle Türkçeyi konuşurken bir de ona Karadeniz lehçesi <laughs> yüklendi. Ve herkes de gerçekten onun bir Karadenizli olduğuna inandı. Şimdi bir oyuncunun böyle evet. bir şeyi bu şartlar altında gerçekleş, gerçekleştiriyor olması çok değerli bir şey. O yüzden bir de çok böyle sahici bir kadındır. Çok samimi bir kadındır. Ee, neredeyse hakikaten dizideki gibi işte senaryodaki gibi annemizdi bizim yani. Aa. E sen de Malatyalısın ama hem Adanalı hem de Karadenizli. <laughs> evet, evet bu tartışma uzayıp gidiyor zaten. Yani, <laughs> nerelim, nerelim, nerelim. ne zaman Malatyalı? Artık dilim, dilimde tüy bitti. Ya yemin ediyorum ben Malatyalıyım kardeşim. Ya yemin ediyorum Malatyalıyım. Ya bak hekim anlıyım. Güzel yurtluyum. Artık yani anladın mı? Kapı numaramı vereceğim yani hala. Olurum abi diyor ya. Bizim arkadaş söyledi. sen Giresunluymuşsun Giresun bilmem ne. Ya değilim kardeşim. Değilim. Olayım yani olsam söylerim. Niye söylerim? Anlatıyorum işte. Yani hekim anlayım. Allah Allah. Malatya hekim Güzel yurt. Neyse artık yavaş yavaş biraz böyle öğrenmeye başladı insanlar da o, o sorulardan kurtuldu. E, Memleket... Memleketten tepki geliyor. mu? Ya yani ne zaman bir Malatya? Ya geçen işte İbrahim Abinin programında ben şey dedim bütün samimiyetimle dedim ki evet yani memleketimle gurur duyuyorum. Ben Malatyalıyım, Malatya ekim anlıyım ama ben e, şehir milliyetçiliğini sevmem. ...ülke milliyetçiliğini severim... Evet. Güzel. ...ya ben... ...Türkiye'liyim aslında... ...ama hani memleketimle tabii ki gurur duyuyorum... İşte ...doğduğum, babamın doğduğu yer burası... To ana ...baba topraklarımız burası... ...yani net kapı ka şeyine kadar veriyorum... ...numarasına kadar veriyorum ama ben... <laughs> ...Türkiye milliyetçisiyim... ...ben Türkiye'liyim... ...o yüzden değil. bunu bile yanlış anlayıp... ...bununla ilgili mesela tepki gösteriyor... ...ya o niye diyeyim... ...ya dedik de kardeşim... <laughs> Ya dedik ya yani. Sadece dedik. dedik ya ki. yani. Ya ne diyelim yani. Öyle o, ya, tabii insanların o seni sahiplenmesiyle, seni sevmesiyle ilgili bir tepki biçimi. Onu da anlayabiliyorum. Ama bazen başka noktalara gidiyor mesele. Bazen oralarda da işte ayar vermek gerekiyor bazen. Evet. evet. Bir evet, ayar hep yani. var. Yani, bizim... ayar bir ayar musunuz? vermek gerekiyor. <laughs> <laughs> bazen bir ayar vermek gerekiyor. Evet. O zaman da insanlar ha diyorlar. Tamam peki. Şimdi anladık. Abi. Onlarla karşılaşıyoruz bazen. Peki coğrafya kaderdir, buna inanıyor <laughs> musun? Kesinlikle, kesinlikle. Çok doğru bir laf o. Yani şimdi Finlandiya'da doğan bir adamla Türkiye'de doğan insan arasında yani <laughs> çok ciddi farklar var. Yani mesela Finlandiya'da ben eminim ki yani oradaki insanın dünya siyasetiyle uzaktan yakından bir alakası yoktur. Hayatına bakar adam. Hayatını idame ettirir ve zaten o, o şartlar altında ama biz Sürekli pozisyon almak zorunda olan bir ülkenin çocuklarıyız. Evet. Coğrafya itibarıyla zaten. Hı hı. Yani coğrafya sıkıntılı bir kere? O yüzden de ben bu coğrafyada yaşayan insanların reflekslerini çok değerli oluyorum. Yani mesela İstanbul'da doğup büyümüş birisi dünyanın her yerinde yaşayabilir. Mesela doğu şartlarında büyümüş birisinin doğu şartlarında büyümüş bir dünyanın her yerinde her şeyle başa çıkabileceğine inanırım. O yüzden tabii ki. Ve kaderdir. Ne güzel tespitler bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Peki ailenizin gerçek hikayesini dizi yapma fikri vardı. Nereden öğrendin sen bunu ya? <gülüyor> <gülüyor> ben her şeyi öğrenirim. <laughs> var. Bunda son durum ne? Var var çalışıyoruz o konuyla ilgili. Çok güzel bir hikaye o. Eğer becerebilirsem ee, çok değerli bir hikaye. Yani şimdi onu böyle altyapısını o dönemi geç ondan önceki dönemi günümüze nasıl uzanır? Onların hepsini böyle bir dramatik yani çok değerli hikayeler var içinde ve çok renkli bir de. Bir de hakikaten çok renkli. Bizim aile çok renkliydi zaten yani. Hep öyleydi. Hala da öyle. <laughs> çok güzel. <laughs> ne güzel. Heyecanla bekliyoruz. <laughs> İnşallah. Ticaret işine de girmiş durumdasınız şu an tekstille. Hmm. Onun dışında da geçmişte tabii yazıp çizilenler var. Onlar ne kadar bilmiyorum İstanbul'un bir mum yerinde oto yıkama. Ya sahipler. benim şöyle benim değil kuzenlerimin onlar. Gerçekten benim <laughs> araba... Bunlar Her ortaydı. arabayı yıkatan Oktay abinin burası. Evet yok, mi? Benim değil kuzenlerimin onlar. Şimdi tabii ki e, aynı soyada sahip olduğumuz için onların e, hepsinin benim olduğu zannediliyor ama uzaktan yakından o işten anladığım yok. Ama yani o işlerin kurulmasında ve o işlerin organize edilmesinde ve hayata geçmesinde ciddi katkım var. Tabii ki yani o altyapıları ben hazırladım. Ee, hani ne denir? Balık tutmayı evet. öğretmekten bahsediyorum. Evet yani herkesin bir işinin olması doğrultusunda sadece o değil başka işler de var. Kuzenlerime, yeğenlerime, kardeşlerime bu doğrultuda böyle altyapılar hazırlayıp Hadi artık bunlar sizin işiniz. Lütfen. İşinize gücünüze bakın noktası aslında o. o Yoksa kadar. benimle hani uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Ne Nasıl yapılır? Kaç para kazanılır? <laughs> Geliri nedir? gideri nedir? Hiçbirini bilmem. Ama benim zannedildiği için onlar e, tamam ne yapayım benim zannetsinler diyorum. <laughs> ben. Siz peki parayı nereye yatırıyorsunuz? Parayı nereye yatıyorum? Ya ben mümkün olduğu kadar aslında e, emlakçıyım. Ben emlak severim. Yani en sağlam onu görürüm. Hı hı. Ama son dönemde işte biraz evvel konuştuğumuz üzere e, onun da aslında o kadar önemli bir şey olmadı. ortaya <laughs> O kadar çıktı. ofisi şimdi nasıl kiraya <gülüyor> <gülüyor> Yok o kadar ofis yani. <laughs> yani kiraya vermekten değil ben mesela böyle şeyi çok severim e, Sıfırdan bir yer alıp bir onu renove etmeyi hı hı. başka bir hale getirmeyi e, başka bir düzen içerisine sokmayı çok severim Bitirdiğim andan itibaren gözüm başka bir yere gider başka bir şey daha yapayım diye çünkü öyle şeylerle uğraşmayı da çok seviyorum Güzel. bir dönemimde. Ee, yani o kadar zaten ya kazandığımız para da işte. <laughs> <oldu>? Tekstil dedik havada <laughs> kaldı onu. Ha tekstil meselesi çok önemli. Şimdi aslında onu sonra açıklayacağız. Daha önemli bir sürpriz var. Onu sonra Hı -hı. bekliyoruz ama işte yüzü olduğu marka ile zaten aile olarak da görüştüğümüz için çok sevdiğim Malatya'da. insanlar olduğu için, evet. <gülüyor> <gülüyor> Onları da aile olarak görüştüğümüz insanlar olduğu için çok birbirimizin derdinden dilinden de iyi anlıyoruz. E, çok iyi bir yolculuk oldu. Onlara geri dönüşümü çok iyi oldu. Bana da iyi oldu. Çok. Ha. Evet, çok güzel şeyler ortaya çıktı. Ama işte dedik ki o zaman bu bu kadarla kalmasın. ...daha başka şeyler de yapabiliriz. Yani Neler mesela. yapabiliriz? Bunların hepsini koyduk masaya. Önümüzdeki sene itibariyle de... ...önemli bir şeyler çıkacak orada. Harika. Harika. Peki gerçekten... E, ...birisi çiziyor fikrini mi veriyorsun yoksa... ...gerçekten sen de... ...dokunuyor ben, musun? Ben gerçekten mesela şimdi... ...önümüzdeki senenin koleksiyonu için çok ciddi... ...oturdum. Mesela... ...daha dün... ...tabii tabii daha dün gittim bayağı koleksiyon yaptık. Hatta çok. benim seçtiğim... ...benim sevdiğim... ...kullandığım şeylerin üzerinde bunu böyle değiştirelim. Şunu şöyle yapalım. Buradan bunu bu yolculuğa çıkaralım dedim. Uzunca bir süre çalışıldı. O koleksiyonu yaptılar, getirdiler. Bir gördüm inanamadım. Harika. Can atıyorum. Ben bile onları giymek için can atıyorum. Çok Önümüzdeki güzel. sezonun şeylerini. Harika. Çok Ama güzel keşke daha önce çıkarttım. yapsaydım dediniz mi? Ben görüyorum da herkes o tarz giyinmeye başladı. İnanılmaz <laughs> takip ediliyorsunuz ve billboardlarda falan şahane gözüküyor her şey. E, Valla galiba iyi çalışmalar oldu. ya O billboardları Hı -hı. falan e, yani şey yaptığında sokakta insanların nabzını tuttuğumuzda aynı şeyleri söylüyorlar senin Hı. gibi çok güzel fotoğraflar çekildi Oo. çok güzel koleksiyonlar çıktı ee, dediğim gibi geri dönüşü de çok iyi oldu bir de siyahla lacivertin dışında da bir şey yakışıyor mu sana yani, değil tabii değil renkler <laughs> var piti kareler var ve <laughs> müthiş bir tuhuluk geldi A yani şey, açık süper. ben yaşlanınca bir yakışıklı yakışıklı oldum <laughs> Kesinlikle yani söylemeyeyim söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorlar bunu söyle. söyle söyle bir bunu şey da söyle. Gerçekten söylemek <laughs> söyle istiyorum. Söyle. Evet bir şey oldu. Bir şey oldu. Bir şey oldu bir şey ama ay maşallah yani çok iyi bir şey oldu. <laughs> estetik. Teşekkür ederim. Estetik. <laughs> estetik botoks. Saçla Bak, bu saçla ilgili konuyu da bir şey yapalım. Onu sonra. Onu sonra. şu anda kalkamam. <laughs> estetik. Meselesi... Bak estetik meselesine ben karşı değilim. İnsanların e, memnun olmadığı yerlerini e, estetik adı altında değiştirmeleri tabii ki en doğal hakları. Sonuçta e, şeye karşı duramayız, doğaya karşı duramayız ve iyi gözükme telaşı insanların en doğal hakkı. E bunun için de artık tıp imkanlar sunuyorsa, insanları mutlu edecek şeyler e, sunuyorsa, masaya koyuyorsa niye yaptırmasın insanlar? Yaptırsınlar. Ama mesela erkeklerin bu botoks, motoks meselesine Biraz uzak gerekiyor. duruyorum çünkü ya o botoks falan meselesi beni çok böyle irite ediyor. Yani evet olabilir, yapabile, yapan insanlara da saygım var ama mesela o botoksla ilgili asla şey değilim, e, olmayacağım da büyük ihtimalle. Yani. İfade değişiyor. Hmm. Değil mi? yani Zaten oyuncu kaybetmemeli. Kimisinde de değil. anlamıyorsun biliyor musun? Yani yaptırmış adam anlamıyorsun. Yani belki de iyisi de olabiliyor ama ben hiç hayatımda böyle bir şeyden yana olmadım mesela. Ama ufak tefek şeyler olursa yapılabilir. Niye yapılmasın? Yani ne bileyim kaşın düşer, gözün düşer, bir şey olur falan. Bunların hepsi eğer tıp o hastasıyla yapılabiliyorsa niye yapılmasın? İmkan tabii. Tabii. Aynen. Aynen. Evet Oktay'cığım teşekkür ederiz sana. Ben teşekkür Çok ederim. Çok keyifli bir sohbet İnanılmaz oldu. İnanılmaz keyifli bir sohbet. Ben dedim size keyifli olacak. Hakikaten güzel <laughs> Gerçekten <zaten> öyle. <gülüyor> sana bir <laughs> türkü okutamadık ama türkü evet. okumadığı ama bak, tek program. Bak <laughs> estetikle ilgili şeyi söyleyeceğim sana. Söyle. <laughs> Geçenlerde bir programda tutturdular. Ya bu, bu, adamı saçı takma kardeşim diye. Ha? ha ki, evet, ki ya kardeşim hatta yazdım. Gel, gel. Bunu, bunu açıklar gel, bak, konuşturalım. <laughs> evet, izleyiciler bakın. Gel, bak. Şu anda diyelim de Ne kadar çekiyor. Gel. Aa. Şahit, şahit misin kardeşim? Hem de nasıl şahit? Hiç ha? falan Hatta değil. Hatta söyleyeyim mi bayağı serilmiş ekmeğe ihtiyacı var. <laughs> hayır, hayır maşallah şey bence gayet iyi ha, gözüküyor. Neyse bundan da kurtulduk. Aynen da. öyle. Evet, çok şükür. <laughs> ben teşekkür ederim. Benim için de çok güzel, çok keyifli bir sohbetti. Aynı. Ee, Biz aynen. sana da bir sürprizimiz var. Biz de... Gördüm. Geliyor evet. Burada. Gel. Gördüm. İki doğdunuz. Teşekkür ederim. Hadi. Nasıl yapacağız? Sallayacağız elimizde. Bu o süreçte iyi. sallamamız lazım elimizde. <laughs> evet. Ne Yapabilir miyiz? Öyle mi? Tabii tabii. tabii mi? Tabi, tabi. Tabi. hadi. Söndürebilecek <laughs> miyiz? Vallahi <laughs> <elimizi> söndürdük. <laughs> hadi verelim. Ve bir de hediyemiz var evet. size. bir de hediyeniz de var. Evet Aynen. hediyemiz de Vay var. Arkadaş. Ben her hafta geleyim ondan Programımızın sponsoru Karaca. Senin adın UNICEF'e eğitim öncesi çocuklara bağışta bulundu. Bizi hatırlaman diliyorum. Evet. Teşekkür ederim. Kahve fincanları Çok kahve teşekkür içerken teşekkür bizi hatırlıyoruz. Evet bizi hatırlayın teşekkür lütfen. Teşekkür ederim. Tamam. Tekrardan, Tekrar iyi ki geldiniz. Tekrardan iyi ki doğdunuz. <gülüyor> <Teşekkür> <gülüyor> evet. Ederim. <laughs>